Değerli izleyicilerimiz, paniğe gerek yok. Eğer biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak, temizliğimize, kurallara önemli bir şekilde uyarsak bu virüsü atlatabiliriz. En kısa zamanda da zaten önlemler de azalacaktır. Konuyla ilgili Avusturya hükümeti ilk günden itibaren büyük bir kriz masası oluşturdu. 9 eyaletin başkanları ile birlikte Başbakan Sebastian Kurz yoğun bir mesai harcadı tüm hükümet üyeleriyle birlikte. Şimdi sizler için derlediğimiz haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Mart tarihi itibariyle Avusturya'da 2388 koronavirüs vakası bulunuyor. Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ve Ekonomi Bakanı Margrethe Schambuck'un birlikte düzenlediği basın toplantısında koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirlerin 13 Nisan tarihine kadar sürdürüleceği açıklandı. Başbakan Sebastian Kurz, genel bir değerlendirme yaparak aldığımız önlemler işe yarıyor, doğru yoldayız açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı, Avusturya'da 6000 yataklı ünite bulunduğunu ve olası bir rakam artışına karşı hazır olduklarını duyurdu. 1 metrelik mesafenin hayat kurtaran bir tedbir olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, bu kurala uyulduğu ve evlerde kalındığı sürece birçok hayat kurtarılacağını dile getirdi. Tedbirlerin düzgün bir şekilde uygulanmasından memnun olduklarını söyleyen bakan, yapılacak en büyük hatanın şu an her şeyin iyi gittiğinden ötürü tedbirleri gerçekleştirmemek olduğunu söyleyerek lütfen pes etmeyin dedi. İçişleri Bakanı, kurallara uymayan bireylerin 3600 euro ve kural ihlalinde bulunan işletmelerin 30.000 euroya kadar cezalar alabileceğine değinirken, yaşanan bu kriz döneminde internet üzerinden yapılan sahte maske ve dezenfektan satışlarıyla dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Hükümet ayrıca işletmelere ve çalışanlara toplamda 38 milyar euro yardım bütçesi açıldığını duyurdu. Finans.at adresinden detaylara ulaşabilirsiniz. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig, İşçi Odası Başkanı Renate Endel, Avusturya Sendikalar Birliği Başkanı Wolfgang Katzian, Viyana Ticaret Odası Başkanı Vekili Alexander Biach, Viyana Ziraat Odası Başkanı Franz Windisch ve Viyana Sanayi Odası Başkanı Christian Pohtler ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Viyana Eyalet Sarayı'nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ludwig, ticaret ve işçi odaları ile yaptığı görüşmelerin ardından hükümetin de belirlemiş olduğu mali destek planlarını destekleyeceklerini, 1945'ten beri ülkenin gördüğü en büyük kriz olan koronavirüs salgınının neden olduğu bu krizi aşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ludwig, yapılan görüşmelerde Avusturyalı terzi işletmelerine koruyucu maske ve sağlık alanında kullanılacak çeşitli tekstil ürünlerinin yaptırılacağı anlaşmasına vardıklarını sözlerine eklerken, böylelikle yerel işletmeleri desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi. Viyana Eyaleti yaptığı desteklerle 65 yaş üstü vatandaşları da unutmadı. 65 yaş üstü vatandaşlara 50 euroluk taksi kuponları verileceği açıklandı. Bu imkandan yaklaşık 300 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Böylece şu anda çok iş bulamayan taksi şoförleri de desteklenirken, risk grubu olan 65 yaş üstü vatandaşların da korunması hedefleniyor. Yapılan görüşmelerde Kurzarbeit, yani çalışma saatlerinin azaltılıp tam ücret alınması konusunda da anlaşıldığı belirtilirken, kredi ödemelerinde ödeme ertelemelerine gidileceği duyuruldu. Bununla birlikte küçük ve orta büyüklükteki işletmelere evden çalışabilmelerini sağlamak amacıyla 2 milyon euro ayrıldığı bildirildi. Kültür ve sanat alanında çalışanların da destekleneceği, kapalı olan sahnelerden canlı yayınlar yapılarak sanatçılarla halkın dijital ortamda ve ekranlarda buluşturulacağı açıklandı.